Türkiye ile Mısır arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesi için müzakerelerin başlayabileceğine yönelik olumlu açıklamalardan sonra Yunanistan harekete geçti. Doğu Akdeniz'de uzun süredir deniz yetki alanları konusunda yaşanan gerginlik yeni bir boyut kazandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Mısır ile deniz yetki alanları için anlaşma yapılabileceği yönündeki açıklamaları Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi aradı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da Kahire'ye giderek Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri ile iki ülke arasındaki enerji işbirliğini ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüşeceği açıklandı. Yunanistan basında çıkan haberlere göre Dendias'ın amacının, Mısır'ı, Türkiye'nin ilan ettiği kıta sahanlığı ile çakışan 18 nolu parsel için çıkardığı ruhsatla ilgili en yetkili kişiden bilgi almak. Mısır, bölgede Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon aramaya başlayacağını duyurmuş, Mevlüt Çavuşoğlu da bu gelişmenin ardından Mısır ile anlaşmak için yeşil ışık yakmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Mısır ile ilgili yaptığı açıklama sonrası, gözler söz konusu anlaşmaya çevrildi. Doğu Akdeniz'de, Türkiye-Mısır hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yunan basını, Mısır'ın bölgede Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurmuştu. Gelişme, Katimerini gazetesinde, Kahire'den Ankara'ya açık kapı şeklinde yorumlanmıştı. Konu üzerine açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kahire ile deniz yetki alanları konusundaki anlaşmaya olumlu yaklaştıklarını ifade etti. Çavuşoğlu'nun açıklamasının ardından, Mısır'la anlaşma yapılırsa, ne kazanılacak, sorusu ortaya çıktı. Mısır, Doğu Akdeniz'de 3 Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alanı kazanacak. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki güney sınırlarını ve Libya ile yapılan anlaşmayı garanti altına almış olacak. Mısır ile Yunanistan arasında yapılan anlaşma rafa kalkmış olacak. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.